Evet, değerli velilerim, değerli öğrenciler, herkese merhabalar. Ben Ümit Hocam. 2024 YKS maratonunu geride bıraktık. Geride kalan maratondan önümüzde nelerimiz var? Tercih dönemimiz var. 25 Temmuz Perşembe günü başladı tercih maratonu. 2 Ağustos Cuma günü son bulunacak. Kısa bir dönem. Zaman aralığı çok kısa. O yüzden tercih döneminde inceleyip sık dokunmalıyız. Bunlar çok önemli. Profesyonel tercih danışmanlığı olan yerlerde tercih yapmalıyız. Eşe, dosta, akrabaya bu anlamda destek verebilirler. Tavsiye cümleleri tabii ki kurabilirler. Ama bunların söylediği cümlelerle ya da tavsiyelerle tercih yapılmamalı. Muhakkak o oluşturulan tercih sonrası bir tercih danışmanına, uzman bir kişiye kesinlikle danışılmalı. 2024'ün YKS sürecinin kendi içinde belirleyici özellikleri var. Ta ki bunu 2019'dan beri alabiliriz ama bu yıl diğer yıllara göre çok çok farklı bir yıl diyemeyiz. 2023 benzeri sıralamalar karşımıza gelebilir. Ama biz tercih dönemini belli başlı kriterler üzerinden oluşturmalıyız. Bunlardan birincisi, her dönemin kendi içinde belirleyici özellikleri var. Bizim belirleyici özelliklerimiz nelerdir? 2024'ün en önemli nokta atış dediğimiz yerler 1. Açık öğretim ya da normal yüksek öğretimde ikinci öğretim dediğimiz akşam grupları kapatıldı. Sadece özel üniversitelerde ikinci öğretim kaldı. O da 2 yıllıklarda. Bu kontenjan azalmasına neden oldu. Bir kelebek etkisi oluşturur mu? Soru işareti bırakıp, kenara soru işareti bırakıp tercihimizi ona göre yapmalıyız. İkinci etken ise eşit ağırlık bölümlerin ciddi derecede geriye çekmesi, sıralama olarak sayısal öğrencilerin bu anlamda eşit ağırlıklarının önüne geçmesi. Bu da bizim için tercihlerde yine bulunduracağımız avantajlar ya da dezavantajlar olabilir. Bunlar şu anki görünen belirgin özellikler olarak görülüyor. Bunların sonucunu biz öğrenciler yerleştikten sonra göreceğiz. Yerleşmeden önce bir şey söyleyemeyiz. Biz sadece bu anlamda tedbirler alabiliriz. Ona göre ilerleyebiliriz. Devamında yine belirleyici özellikler arasında tercih yaparken kullanmamız gereken kriterler nelerdir? Güvenli tercih dediğimiz bir bölüm var. Güvenli tercih nedir? Tercihimizi üçe bölüyoruz. İlk tercih, ilk bölümler bu anlamda hayal ettiği üniversiteler. Belki sıralamamıza gelmeyebilir, yetmeyebilir ama hayal ettiğimiz üniversiteleri çekinmeden, gocunmadan, zaten ücretsiz bir bölüm yazıyoruz ön bölüm, ön taraflara. Ortadaki tercihlerde, sıralamalarda ise daha çok sıralamamıza yakın bize gelecek yerler yazılıyor. Bunlar ama inceleyip sık dokunmalı. Az önce ilk başta söylediğim inceleyip sık dokunacak yerler, uzun uzun düşünecek yerler buralardır. Buralarda hangi şehirler geliyor? Şehirlerin kendi içindeki dinamiği, yurtları, yerleşkesi, ulaşımı bunların hepsi düşünülmeli. Ama çok da detaylara girilmemeli, sonra kararsız kalıyoruz. Sonla en sona doğru yapacağımız sıralamalar ise ben en kötü ihtimal şu şehre gitsem mutsuz olmam diye yazdığım ve sıralamandan hemen hemen %50 aşağıdaki yerlerdir. Buna göre tercih listemizi oluşturuyoruz. Devamında vakıf üniversitelerinin kendi içinde açtığı kontenjanlar var. Tüm vakıf üniversiteleri deprem kontenjanı olarak birer tane kontenjan açıyor. Bunlar değerlendirilmeli ve devamında vakıf üniversitesini tercih edecek öğrenciler muhakkak üniversitenin kendi sitesine gidip burslu öğrencinin aldığı kayıt fiyatındaki aldığı kayıt ücretine ya da %50'deki kayıt ücretine ya da tamamıyla ücretli gidecekse bunların kayıt ücretlerine bakmaları lazım. Yıllık zam oranları şu an üniversitelerin kendi sitesinde paylaşılmış durumda. Bunlar kontrol edilmeli. Hatta tamamıyla burslu düşünüyorsa öğrencimiz kesinlikle üniversiteye gidip yüz yüze görüşmeli. Ondan sonra yazmalıdır diye düşünüyorum. ÖSYM'nin tercih algoritması her zaman sıralama boyutundadır. Bu anlamda puanlar baz alınmaz. Genelde sıralamalar baz alınır, sıralama üzerinden gidilir. Bu anlamda bazen veliler geliyor. Hocam işte puanı böyle ama sıralaması böyle. Biz hangisinden tercih yapacağız şeklinde konuşurken öncelikle kesinlikle sıralamalar baz alınmalı. Devamında sayın velilerim ve kıymetli öğrencilerim, deprem bölgesinde bulunan 9 üniversiteden bahsedeceğiz. Bu önemli bir şey. Biz de neticede Hatay bölgesi olarak deprem bölgesinde bulunuyoruz. Bu 9 üniversite kendi bünyesinde farklı bölümlere deprem kontenjanı açıyor. Bu kontenjanlar sayılara göre değişebiliyor. Tıp fakültesinde 50 kişi verirken hukuk fakültesinde 30 kişi verebiliyor. Bu 9 üniversite nedir? Burada da yanlış bir algı var. Çünkü geçen yıl tüm üniversiteler deprem kontenjanı aldı. Ama bu yıl sadece özel üniversiteler birer tane,
ve 9 üniversite deprem bölgesindeki 9 üniversite deprem kontenjanı aldı. Yine bu anlamda bunu bilmeyen velilerim ya da öğrencilerim varsa yine seslendireyim ben. Adana'dan başlıyor. Adana, Osmaniye, Antep, Maraş, Kilis, Urfa, Diyarbakır, yukarıda Malatya ve Elazığ olarak bitiriyoruz. Bu üniversitelerin isimleri de kendi şehrinde tabii ki değişebiliyor, onu kontrol etsinler. Deprem kontenjanı aşıyorlar. Peki deprem kontenjanından yararlanmak isteyen öğrenci ne yapmalı? Öncelikle şunu bilmeli. Ben deprem bölgesindeki bir üniversiteye gitmek istiyor muyum? Eğer gitmek istiyorum, bu 9 üniversitenin herhangi birinde bu şehirde yaşayabilirim diyorsa sıkıntı yok. Bu anlamda tercih listesine yerleştireceğiz. Tercih listesine yerleştirirken de yine aynı anlamda 9 şehirdeki en iyi üniversite hangisi ise, örnek veriyorum, Çukurova Üniversitesi başa yazılır, sıralamaya göre aşağı doğru gidilir. Burada bizi bekleyen fırsatlar neler? Oralara girelim. Deprem kontenjanıyla alan üniversiteler sıralamalarını göstermiyor bize.